Nefis yemek tariflerinden mercimekli sini mantısı tarifi. Yoğurma kabına 1 adet yumurta ve 1 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek orta sertlikte bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamurun üzerini kapatarak dinlenmeye bırakalım. İç harcı için uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve ince kıyılmış 1 adet soğanı alarak kavuralım. Daha sonra önceden haşladığımız 1 su bardağı yeşil mercimeği, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyerek güzelce karıştıralım ve ocaktan alalım. Dinlenen hamuru 2 eşit parçaya bölerek beze haline getirelim. Hazırladığımız bezeyi un yardımıyla açalım. İnce bir şekilde açtığımız hamuru yaklaşık 4 cm genişliğinde kareler elde edecek şekilde keselim. Kare hamurlara hazırladığımız iç harcından bir miktar yerleştirerek görüldüğü gibi mantılarımızı katlayalım. Tereyağı ile güzelce yağladığımız tepsimize mantıları sırayla dizelim. Bu ölçüdeki hamur için 42 cm'lik tepsi yeterli olacaktır. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra mantımızı 190 derece fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını eritelim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyerek kavuralım. Kavrulan salçaya 3 su bardağı sıcak su ve 1 küp knor et suyu bulyon ekleyerek bir taşım kaynatalım. Fırından aldığımız mantının üzerine hazırladığımız sosu gezdirelim. Fırının derecesini düşürüp mantımızı tekrar fırına sürerek sosunu çekinceye kadar yaklaşık 10-15 dakika bekletelim. Fırından aldığımız sini mantısının üzerine sarımsaklı yoğurt dökelim. Son olarak tereyağında kızdırdığımız kırmızı toz biber ve naneyi gezdirelim. Hem gözlere hem de damaklara hitap eden nefis sini mantımız servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.